Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Hamit Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam günümüzde tabii ki diyet deyince bir sürü diyetten bahsediliyor. Evet. İşte Akdeniz diyeti, işte aralıklı yeme diyetleri, günde 6 öğün gibi. Evet. Bunun dışında intermittent fasting var. Bir de su orucu diye bir şey var. Bu su orucu nedir? Bu konuyla evet. Çok ilgilenen ve Türkiye'de bu konunun belki önderliğini yapan bir hekim olarak. Su diyeti, su orucu. Evet, evet. Su diyeti. Şimdi su diyeti aslında kısmi açlıktır. Açlık deyince ben hep şunu savunurum. Açlık bütün hastalıkların şifasıdır. Tokluk ise bütün hastalıkların anasıdır. Şimdi kişi aç kalınca vücutta ne gibi bir değişim oluyor? Onun üzerine bahsetmek istiyorum. Şimdi günde eğer 200 ya da 250 gramın altında besin yediğimiz zaman, yani bağırsağa 250 gramın altında besin girdiği zaman, bu 250 gram besinde vücudun mekanizmaları faydalanıyor. En çok da bu 250 gram besin böbrek, akciğer, kalp ve beyne gidiyor. Buradaki besinin de elde edilen enerji. Dolayısıyla bağışıklık sistemi bu besinde faydalanamıyor. İşte bağışıklık sistemi bu besinde faydalanmadığı zaman da bağışıklık sistemi vücudun savunma askerleridir. Yani vücudu koruyan askerlerdir. O nedenle o besini bir yerde bulmak zorunda. O besini de bulabilmesi için vücudun içerisinde yıllardır birikmiş olan iltihaplı hücreler, mikroplar, parazitler, mantarlar, yaşlanmış hücreler, işe yaramayan yağlar, işe yaramayan proteinlere saldırır. Onları parçalar. Onlar da gerekli besini alır. Artık yani şu geri kalanlar da dolaşım sistemiyle, solunum sistemiyle ya da boşaltım sistemiyle dışarı atar. Ve bu şekil vücudu hem temizlemiş olur hem de vücut bütün her şeyde arınmış olur. Bunu da yaptıktan sonra işte bu sistemi gerçekleştikten sonra hani diyoruz ya kronik hastalıkların nedenini de ortada kaldırmış olur ve vücut hastalıklarda kurtulmuş olur. Kısmi açlığın faydası bu. İşte bu kısmi açlıkla dediğimiz olay da su diyetidir. Yani günde tek bir besin veriyorsun. Bu tek besinle yanına çay, kahve, su serbest. Bu şekil en az 20 gün, 30 gün, 60 gün, 90 gün şeklinde devam ediliyor. Tabii bu süre kişinin boyuna, kilosuna göre bir de şikayetlerine göre ayarlanıyor. Verilen besin de yine kişinin boy, şikayetlerine göre, kilosuna göre ayarlanarak veriliyor. Bu besin peki ne olabiliyor? Mesela bu, et mi, tavuk mu? Bu besin tamamen hem karbonhidrattan yoksun olacak hem de şeyden, proteinden. Özellikle protein hiç olmayacak. Hani karbonhidrat yine kısmen olabilir. Bu en çok mesela yeşil yapraklı yeşillikle. Bu ne olur? Marul, maydanoz, dereotu, roka, başka bir yeşil sebze olabilir. Bal olabilir, bazen yoğurt olabilir, badem olabilir, elma olabilir. Tabii değişiyor. Tabii o kişinin metabolizmasına göre bir de şikayetlerine göre değiştirilebiliyor. Her geçen gün değiştiriliyor mu yoksa yok. Tek tip o şunu, sadece şu anda olmadı. Hastalara şu şekilde uygulanıyor. Diyorsun ki bu besini tüketeceksin. Yanında çay, kahve, sıvı, serbest. Bir de bağırsak temizleyici veriyorsun. Bağırsaklar temizlensin diye. İlk 20 gün bu besinle gidiyorsun, takip ediyorsun. 20 gündeki sonuçlara bakıyorsun. Ona göre besin değişikliği 20 gün sonra yapıyorsun. Ama bazen kişi tolere edemese yani yakın zamanda değiştirebiliyor. Mesela diyor ki hocam ben bu besini aldığım zaman midem çok bulanıyor, yiyemiyorum. Kusasım geliyor. O durumda besin değişikliği yapabiliyorsun. Peki hocam, kronik hastalıklar dediniz, bahsettiniz. Bu su diyetinin kronik hastalıklara da faydası var dediniz. Evet. Hangi kronik hastalıklarda en çok özellikle faydasını görüyoruz? Şimdi kronik hastalıklar, önce kronik hastalığın tanımını yapayım. Kronik hastalıklar, hocam da iyi bilir, ömür boyu süren hastalıklardır. Ömür boyu ilaç kullanacaksın. Yani daha kısacası ilaçların tedavi etmediği hastalıklardır. Verilen ilaçlar da şikayetleri giderir, tedavi etmez. Tetkik, tahliller yapılır ve tanısı da yoktur. Hani bir sebebi de yoktur. Bu nedenle ona kronik hastalık diyoruz. Bunun aslında şöyledir. Mesela hep bu örneği verin. Bir
10 yaşında bir çocukta, 15 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında birinde bir kronik hastalık ortaya çıkmaz. Genellikle kronik hastalıklar 30-35 yaşından sonra ortaya çıkar. Bu da gösteriyor ki vücut belli bir yani çocukluktan itibaren o yaşa kadar gerek maruz kaldığımız hastalıklar, gerek maruz kaldığımız dış etkenler, kimyasal ortamlar, gerek besin zehirlenmeleri ya da fazla beslenmemize bağlı olarak vücutta birikmiş toksinler ya da işe yaramayan proteinler ya da vücutta yaşlanmış hücreler, bunlar zamanla vücutta birikiyor. Belli bir noktaya geldiği zaman artık yani bu vücutta biriken bu çöp yığını diyor ki beni artık dışarı atın. Eğer atılmıyorsa bu sefer başlıyor vücudun hormonal dengesi bozuluyor. Hı hı. Salgı bezleri bozuluyor. Sinir iletimi bozuluyor. Damar yapısı bozuluyor, kanlanma bozuluyor. Bunlar olmaya başladıkça başlıyor şikayetler oluşmaya. İşte bu şikayetler kronik hastalıklar olarak adlandırıyoruz. Mesela nedir bunlar? Migren, her türlü baş ağrısı, kronik sinüzit, astım, bronşit, KOAH, uyku apnesi, horlama, reflü, gastrit, geğirme, IBS dediğimiz tablo, karın şişkinliği, kabızlık, bazen ishal, fibromiyajı, romatizma ağrıları, kas eklem ağrıları, insülin direnci, diyabet, tansiyon, egzama, dermatit, mantar, huzursuz bacak sendromu, göz kuruluğu, tiroid. Dikkat edersen bu saydığım hastalıklar ömür boyu, hocam siz biliyorsunuz, ömür boyu ilaç kullanmak zorundasın. Tabii. Kullanmadığın gün şikayetlerin en üst seviyede. Ve bu hastalıklar işte ömür boyu ilaç kullanılması gerekiyor. Hı hı. Ve genelde tedavisi yok. Yani tedavisi şikayetleri gidermeye yönelik. Doktora da bu hastalıklardan biri varsa doktora da gittiğin zaman doktor diyecek ki sen bu ilaçları ömür boyu kullanacaksın. Hı hı. Bu hastalığa alışacaksın. İşte bu kronik hastalık. Bunlar da kronik hastalıklar oluşturuyor. Su diyeti nasıl kalıcı bir zayıflama sağlıyor? Şimdi su diyeti şudur. Şimdi piyasada zayıflamak için spor yaparsın. Durmada diyetisine gidersin. Listeler verilir. Onlara yaparsın. Evet, o listelere spor yaptın. Listelere uyduğun sürece kilo veriyorsun. Bıraktığın an hemen verdiğinin iki katı alıyorsun. Çevremizde sorarsak zaten eğer kilo problemi olanların çoğu gitmiştir diyetisyene. Yaptım işte bir ay yaptım, şu kadar verdim ama bıraktım, onun fazlasını geri aldım derler. Aslında tüp mide ameliyatları da öyle. Yani sen tüp mide ameliyatı güzel de kilo verirsin ama diyet yapmak zorundasın. Diyeti bıraktığın an, kontrolü bıraktığın an tekrar alıyorsun. Ki çoğu hasta şu anda o durumda. Şimdi bütün mekanizmalar şu anda çevrede hepsi mideye az besin girmeye yönelik. Aslında mideye az besin girme olayı tamamen beyinde bitiyor. Psikolojik bir olay. Sen psikoloji beyne aç kalmayı öğretmediğin sürece kontrol edemezsin kendini yememek için. O nedenle yani kalıcı bir şekilde zayıflamak istiyorsan bir kez beyin açlığı öğrenmeli. Duygusal açlık azaltılmalı. Psikolojik, bilinçaltı psikolojik açlık yok edilmeli. Kişi az yemeği öğrenecek, vücut az yemeği öğrenecek, beyin aç kalmayı normal bir şey olarak algılayacak. Bunu öğrettiğin zaman ancak kalıcı bir şekilde zayıflayabilirsin. İşte su diyetinde de tek besinle uzun süre kişi aç bırakıldığı için ki ortalama ben bunu 60 gün diyorum, 60 gün, 90 gün tabii kiloya göre değişir. Uzun süre aç kaldığı için beyin açlığı öğreniyor. Acıkma hissi, duygusal açlık azalıyor veya yok oluyor. Psikolojik açlık azalıyor. Kişi az yemeği öğreniyor. Vücut az yemeği öğreniyor. Hem vücut hem beyin irade kazanıyor. Ve bundan dolayı da zaten az yediğin zaman zaten zayıflıyorsun. Ve bunu beynen sağlıyor su diyeti. Bu nedenle zaten yani bu su diyetin kilo vermek için başvuran ve kalıcı zayıflamasının nedeni de bu. Beyne açlığı öğretiyor. Hocam 60 gün, 90 gün su diyetiyle nasıl yapıyorlar? 60 gün şudur. Şimdi örnek vereyim. Bir hasta geldiği zaman 100 kilo diyelim, boyu da 1.60. Kronik hastalıklar da var. Hastaya şu, ilaç mı kullanıyorsun? Diyorsun, doktor kontrolünde tabii. İlaçların hepsini bırakıyorsun ilk günde. Diyorsun ki su serbest, çay, kahve serbest. Yanına da örnek veriyorum. Sen maydanoz
tere, roka yiyeceksin. Bunun dışında bütün her şey yasak. Yanına da bir bağırsak, 3-5 gün sürecek bağırsak temizleyici bir ilaç veriyorsun. Bağırsakları temizle, bağırsak içerisindeki parazit, mikroplar, kistler ne varsa temizlensin diye onu veriyorsun ve bu şekilde başlıyorsun. Ve hastayı takip ediyorsun tabii. 5 günde bir, 3 günde bir takip ediyorsun. Hasta birinci gün psikolojik olarak zorlanır. Acıkma hisler olur. İkinci gün yine azalarak devam eder açlık hisler. Üçüncü gün itibaren açım ya da değilim şeklinde bir durum olur. Ama üçüncü günden sonra vücut çöpleri dışarı atma reaksiyonlar başlar. Ateşlenmeler olur, vücut ağrıları olur, genel bir halsizlik olabilir, geniz akıntısı olur, idrar yanması olur, ishal başlar, ishal tablosu olur, terleme olur, ağızda kuruma olur. Yani üçüncü günden 15. güne kadar vücut sürekli reaksiyon veriyor o toksinleri, o çöpleri dışarı atmak için. Bu süre içerisinde bu saydığım şikayetlerde işte kimisi 6 saat sürer, kimisi 12 saat ayrı ayrı olur. Hepsi bir arada da olmaz. Üçüncü günden başlar, 15. güne kadar bu şikayetler devam eder. Bu şikayetler ne kadar yoğun yaşıyorsa hasta o derece vücudu temizleniyor demektir. 15. günden itibaren zaten hasta hem kilo vermiş oluyor hem de o hastalıkların gittiğini, artık o şikayetlerin azaldığını görüyor. Zaten bu motivasyonla devam ettiriyor hasta. 20 gün sonra da artık hastada yavaş yavaş artık reaksiyonları bitiyor, acıkma hissi başlıyor. Bu dönemde de besin değişikliğine gidiyoruz. Ve bu şekilde yine bir 15-20 gün takip ediyoruz. Sonra tekrar bir besin değişikliği, bu şekilde devam ediyoruz. 60 güne geldiği zaman da ortalama bütün hastalar 18-22 kilo arası zayıflama her hastada oluyor. Bu özellikle hani boy kilo, tabii bir 170 kilo olan biri ilk 30 günde 30 kilo verebiliyor. Ya da 60 günde 45-50 kilo verebiliyor. Kiloya göre değişiyor kilo verme ama ortalama en az 20 kilo zayıflıyorlar hastalar 60 günde. Hem fiziksel görüntüsüne hem de tabii ki sağlığını karışmış evet, oluyor evet, insanlar evet. Böylelikle. Peki hocam hangi hastalıkları tedavi ediyor? Bütün kronik hastalıkların hepsine tedavi ediyor. Su diyet tedavisi bütün hastalıklara fayda eder. Bütün hastalıklara. Sonuçta vücudun otofaj sistemi devreye giriyor. Vücudu hastalığına neden olan nedeni bir nevi ortada kaldırmaya çalışıyor. O kalktığı zaman hastalık kendiliğinde iyileşiyor. O nedenle su diyeti tedavisini tedavi ettiği bütün kronik hastalık. Bunlar nedir? Her türlü baş ağrısı, her türlü migren, her türlü kronik sinüzit, astım, bronşit, KOAH, özellikle horlama, uyku apnesi, işte mide şikayetleri, gastrit, reflü, geğirme, karın şişkinliği, kabızlık, ishal, mesela her türlü fibromiyaji, kas eklem ağrısı, romatizma ağrısı, ödem, insülin direnci, diyabet, kolesterol, tansiyon, tırnak mantarı, işte vücuttaki mantarlar, vücuttaki lekeler, sivilceler, egzama, dermatit, idrar yolu iltihapları, artı hipotiroidi düzeltiyor özellikle. Tiroid salgısı artıyor o dönemde. İlaçla bırakıyorlar hastalar zaten. Göz kuruluğu, huzursuz bacak sendromu. Bunlara hemen hemen %90'a yakın sonuç veriyor. Aslında bu saydığımız hastalıkların birçoğu da hayat kalitesini de düşüren hastalıklar. Bu hastalık da zaten kronik hastalıklar. Ömür boyu hastayla yani kişiyle beraber devam eden hastalıklardır. Hı hı. Özellikle mesela bazı hastaları tedaviye aldığınızda hasta şu diyor, hocam günde 17-18 tane ilaç kullanıyorum, insülin kullanıyorum. Yani her tarafım ağrıyor, işte merdiven çıkamıyorum, evin içinde 2-3 adım atmakta dahi muzdaribim. Tabii kişi 20 günde aç kalınca ilaçları bırakıyor, aynı zamanda bir bakıyor hareket alanı artıyor, daha güzel, daha doyurucu nefes alıyor, uyku kalitesi artıyor. 20 gün sonunda diyor ki ben yaşamıyormuşum. O nedenle açlığı daha, yani aç kalmayı tercih ediyor o dönemi yaşamaktansa. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok mucizevi bir teknikten bahsediyorsunuz. Evet. Bu anlamda şikayeti olan binlerce, yüz binlerce insan var. Ülkemizin neredeyse üçte biri obeziteyle şu anda karşı karşıya. Onlar için bir umut ışığı diyebiliriz. Aynen, evet. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz kardiyoloji uzmanı Dr. Hamit Çelik idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.